Evet, Samandıra Cambartu tesislerinden herkese selamlar. Fenerbahçe günün iki antrenmanının sabah kısmını basına açık bir şekilde gerçekleştirecek. Sarı lacivertlilerde yeni sezon hazırlıkları başlamak üzere. Kameraman arkadaşım Barış Seven de size görüntüleri canlı olarak aktaracak. Fenerbahçe'de hareketli bir sezon başı kampı yaşanıyor. Rusya'da yaklaşık 8 günlük bir çalışmanın ardından yeniden İstanbul'a döndü Fenerbahçe ve çalışmalarına başladı. İsmail Kartal yönetiminde şu anda da ısınma çalışmalarıyla, güç ve kuvvet çalışmalarıyla sabah antrenmanı başlamış oldu. Tabii antrenmanda birçok yeni transfer de var. Dzeko ve Rankent ilk olarak takıma katılan isimler olmuşlardı. Bu isimlerin ardından Umut Nayır ve Dzeko geldi. Ardından yine Szymański Fenerbahçe'nin bir diğer transferi olarak kampa katıldı. Evet. Bir yandan da tabii ki antrenman notlarını paylaşalım ilk olarak sizlerle. Sakatlıkları devam eden Samet Akaydın, Lincoln Henrique ve Joshua King antrenmanda yer almıyor. Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı son isimlerden büyük bir transfer bombası olarak patlayan Dušan Tadić de eşyalarını toplamak için ülkesine döndü. O da kısa süre içerisinde, 1-2 gün içerisinde, hatta yarın takıma katılması bekleniyor. Tabii hızlı bir operasyonla getirilmişti buraya. O yüzden eşyalarını toplayacak ve geriye dönecek. Bunun dışında tabii ki sarı lacivertlilerde Szymański'yi ilk kez takımla birlikte bugün çalışmalarda biz göreceğiz. Size de göstereceğiz. Sarı lacivertliler bugün bu tarz fiziksel çalışmaların ağırlıkta olduğu bir antrenman gerçekleştirecek. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları İsmail Kartal yönetiminde devam ediyor. Bu arada İsmail Kartal da bir yandan Crespo ile bir özel görüşme gerçekleştiriyor. Az önce de Osay Samuel ile bir özel görüşme gerçekleştirmişti. İsmail Kartal özellikle antrenmanlarda böyle futbolcularıyla kısa kısa temaslar kurmayı seviyor. Sık sık görüyoruz. Bu çalışma esnasında da dediğim gibi önce Osay Samuel ile şimdi de Crespo ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Fenerbahçe Rusya'da 3 tane hazırlık maçı oynadı. Bu maçların ilkinde Zenit'le 0-0 berabere kaldı sarı lacivertliler. Bu karşılaşmanın ardından ikinci maçta Kızıl Yıldız'a 3-1 mağlup oldu. Son olarak da Neftçi Bakü ile oynadığı karşılaşmayı 1-0 kazanmasını bildi Fenerbahçe ve Rusya kampını tamamlayıp İstanbul'a geri döndü. Tabii Fenerbahçe'de artık yeni bir yapılanma, yeni bir planlama var, yeni bir oyun anlayışı var. Bundan dolayı da sarı lacivertlilerin
artık bu sezon tek forvetle oynayacağını, daha çok belki maçın belli dönemlerinde ki Nevşi maçında olduğu gibi çift forvette dönebileceğini ifade edelim. Takım kaptanları değişti. Dzeko birinci kaptan oldu. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu ki bu liderliğinin de kabul gördüğünü söylemek gerekiyor Rusya'da. Hem takımın bunu sahiplendiğini hem de onun bu rolden memnun olduğunu fazlasıyla görüntüledik Fenerbahçe adına. Dediğimiz gibi bugün fiziksel bir çalışma gerçekleştiriliyor. Lacivertli futbolcular İsmail Kartal yönetiminde gerçekleşen antrenmanda çeşitli açma ve germe hareketleri yapıyor. Bugün biraz daha fizik, güç, kondisyon antrenmanı yapılacak. Tabii çok çok hareketli de bir transfer gündemi var Fenerbahçe'de. Bir yandan size futbolcuların yeni sezona hazırlık görüntülerini aktarırken bir yandan da transfer gündemine dair detayları paylaşabiliriz. Doğal olarak izleyicilerimizden çokça soru geliyor. Fenerbahçe'de bu yıl gerçekten çok hareketli bir transfer dönemi gerçekleştiriyor. Çok önemli isimleri kadrosuna kattı. Daha şimdiden sarı lacivertliler Dzeko ile açtı sezonu. Hemen Kent eklendi kadroya. Yine Beşiktaş'ın da ilgilendiği Cicu'yu kadrosuna kattı. Aynı şekilde yine Beşiktaş'ın açıklamalar dahi gelen oyunculardan Tadic'i kadrosuna kattı. Sarı lacivertler Umut Nayır eklemesi derken çok hızlı bir başlangıç yaptı ve bu transfer akımı transferler devam edecek gibi de duruyor. Halihazırda Beka ve Livakovic için artık son aşamadayız. Zaten söylemiştik, büyük ölçüde anlaşıldı. Artık resmi açıklama öncesinde prosedürlerin tamamlanmasını bekliyoruz. Tabii biz bu noktaya ulaşıldıktan sonra süreç uzayınca doğal olarak izleyiciler merak ediyorlar. Bir sorun mu var, bir aksilik mi var diye, ama net bir şekilde söyleyelim ki bir engel, bir aksilik, ters giden bir şey söz konusu değil. Kontratta yer alan maddeler üzerine görüşmeler yapıyor. Kulüplerin tarzları farklı, her kulübün farklı tarzı var. Bu nokta yeri geldi mi işleri yavaşlatıyor, yeri geldi mi süreci uzatabiliyor veya ufak bir konu üzerine fazlaca konuşulabiliyor, ama Bekao'da da Livakovic'te de herhangi bir sorun görünmediğini ifade edelim. Bu hafta içerisinde bu oyuncuların da yavaş yavaş resmi olarak açıklanacağını ifade edebiliriz. Çokça merak edilen bu konu. Tabii Bekao ile ilgili Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın da bir açıklaması oldu doğal olarak. Hani bir sorun mu çıktı düşüncesi olabiliyor, ama herhangi bir sorun olmadığını, prosedürlerin tamamlanmak üzere devam ettiğini belirtelim. Yine Mert Müldür bir başka transfer adayı Fenerbahçe'nin. Burada da dediğimiz gibi yine kontratta yani birkaç madde üzerine, bunlardan biri sonraki satıştan pay, henüz orta nokta bulunamadı, ama yani transferin genel şartlarında, transferin genel durumunda bir sorun olmadığını orada da belirtmek gerekiyor. Fenerbahçe Mert Müldür'ü de kadrosuna katacak gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde. Tabii ki farklı bir pürüz çıkmazsa, ama çok fazla da sorun çıkabilecek bir konu başlığı en azından bugünden gözükmüyor. Tabii iki tane daha transfer ihtimali var Fenerbahçe'de bu saydığımız isimler dışında. Bunlardan bir tanesi kanat transferi ki orada sarı lacivertlilerin bir numaralı adayı Wilfried Zaha ve Zaha konusunda
Fenerbahçe artık Zaha'nın yanıtını duymak istiyor. Bunu da kendisine iletti. Kısa süre içerisinde artık Zaha'nın da bu noktada belirsizliği bitirmesi bekleniyor. Kısa süre içerisinde olumlu veya olumsuz bu sürecin beklenmesi gerekiyor. Çok farklı iddialar duyuyoruz tabii ki. Ama Fenerbahçe iyi bir şekilde teklifini ortaya koydu. Ve artık Zaha'nın da bir an önce yanıtını vermesini bekliyor. Burada kısa süre içerisinde artık bu konunun sonuçlanmasını bekliyoruz. Fenerbahçe Suudi Arabistan'a gitmeye sıcak bakmıyor. En son durum oydu. Bu yüzden Avrupa tekliflerinde hani ya Crystal Palace ya Fenerbahçe gibi bir durum olacak. Fenerbahçe Zaha'nın istediklerine en yakın rakamları veren takım bu doğrultuda. Ve tabii ki yapılan transferler de doğal olarak bu süreci etkiliyor. Fenerbahçe iyi bir kadro kurduğunda, kaliteli isimlerle ilgilendiğinde net bir şekilde ortaya koydu. Artık Zaha'nın yanıt vermesini bekliyoruz. Pozitif bir hava vardı bu süreçte. Özellikle ailesi ciddi anlamda Zaha'nın Fenerbahçe'ye gitmesini istiyor. Oyuncu henüz net kararını veremedi. Artık kısa süre içerisinde bu sürecin noktalanmasını bekliyoruz. Zaha'nın kararını bildirmesini bekliyoruz ama bu tarz yıldız isim transferleri her zaman uzun süreçler alabiliyor. Farklı hesaplar var. Bir yandan kamuoyunu şekillendirme, transfer açıklama, havayı, rüzgarı, psikolojiyi ele geçirmek. Bu tarz çok farklı detayların da düşünüldüğü, bu tarz büyük transferlerde süreçler oldukça uzayabiliyor. Ama Fenerbahçe artık sahadan net bir kararını bekliyor. Çünkü Fenerbahçe hızlı bir şekilde kadrosunu tamamlamayı hedefliyor. Transfer gündemini bu şekilde özetleyebiliriz. Ayrılacak oyunculardan bahsettik artık. Bugün yarın Zalai'nin son antrenmanları burada. Kısa süre içerisinde Hoffenheim'a gitmesini bekliyoruz. Yine Arao, Gustavo Henrique, Rossi gibi isimlerle de yollar çok yüksek ihtimalle ayrılacak. Bu şekilde. Bu arada ilk bölüm tamamlandı. Şimdi bir koşu çalışması gerçekleşecek. Biz de transfer gündeminde aktarmış olduk. Zaha'da bir aksilik çıkması durumunda Ekambi, Jonathan Bamba, ki Bamba ile ilgili dün İspanya basını oyuncunun Celta Vigo'ya transferinin tamamlanmaya yakın olduğunu iddia etti ama Ekambi de Bamba da Fenerbahçe'nin alternatif isimler arasında yer alıyor. Artık bize ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Sarı lacivertliler gündüz antrenmanını tamamlamak üzere biz de artık yayınımızın sonuna geldik diyelim ve Samandıra Can Bartu tesislerindeki yayınımızı tamamlayıp sizlere bir kez daha hoşça kalın diyelim.